Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deadlift ve çoğu konu hakkında bir konuşma yapacağım. Deadlift Türkiye rekoru 13 yaş 120 kilo. Deadlift 13 yaş dünya rekoru 140 kilo. Benim dünya rekoru kırmam için 145 kilo kaldırmam lazım. Şu anlık rekorum 115 kilo. Toplam 30 kilo daha fazla kaldırsam 13 yaş dünya rekoru kırmış oluyorum. Ben 13 yaşındayım. 5 ay sonra 14 yaşına gireceğim. 5 ay geçmeden hemen böyle bir kırmak isterim rekoru. Belki o gün Mete'yi de çağırırım. Mete de bayağı iyi bir şey. 14 yaşında Mete 130 kilo deadlift yapabilir. Ve ilk konumuz buydu. Yani uğraşırım 5 ayda 30 kilo daha eklerim, zorlarım. 145 çıkar rekorumu da kırarım yani. İkincisi ise çok konuşulan konu, şeker tüketmek zararlı mıdır? Bakın bunlar yani steroid basmış 3-4 yıllık sporcuların uydurduğu bir şey. Bu böyle yayıldı. Yayıldı, yayıldı. Herkes dedi ki şeker kullanmayacağım. Hatta herkes doğum gününde bile pasta yemiyor. Gidiyor tavuk pilav yiyor. Günlük 15 gramdan fazla şeker yemeyin. Ha. En az 15 gram, en fazla hadi zorlarsanız 20 gram. Bir gofrete eşit. Bir gofret yerseniz bir zararlanma olmayacaktır. Yiyin. Ve abartılı şeker yemeyin. Ben size şeker yiyin diyorum ama abartılı yemeyin. Abartılı yerseniz tabii ki zararlı olur. Fakat DNA'lar şekerden oluşuyor. Ve kaslar DNA'nın daha iyi olması için yani 15 gram günde şeker tüketilmelidir. Evet, çok iyi bir şey söyledim. Ve kemer nasıl takılır? Kemer vücut tipine göre değişir. Benim vücut tipinim tam karın kasımın alt kısmına takılır. Yani tam şuraya. Şuraya. Ve bazıları için hani halterciler şöyle takar. Çok yüksek strokmanlar şöyle batar. Kemer takmanız genetiğe göre değişir. Yani kemer nasıl takılır diye demeyin. Bir de kol pozu göstereceğim. Bu arada yağ da fazla tüketmeyin. Fazla yağ tüketmek harbi zararlıymış. Zararlarını öğrendim. Böyle hani 3 günde bir yersiniz yağlı yemek. O iyi. Ama her gün tavuk pilav yemeyin. Vücut tavuk pilava alışacak. Başka her şeye hayır diyecek. Ve tavuk pilavdan bıkacaksınız. Ve şunu öğrendim. Bilgi doğru mu bilmiyorum. Sosyal medyada gezinirken biri diyor ki spor öncesi tuz tüketin. Hayatımda gördüğüm en yanlış cümle buydu. Kim dediyse artık. Yani sporu bilmeyenler spor hakkında konuşma yapıyorlar. Doğruyu söylersek tuz yerine B pazarı için. B pazarı daha iyi. Tuz tüketirseniz tansiyonunuz yükselir antrenmanda. O yüzden B pazarı için hem kaliteli tuz miktarı, kaliteli vitaminleri vardır. O yüzden B pazarı iyidir. Sadece B pazarı değil, Kızılay da içebilirsiniz. Yeter ki maden suyu olsun. Evet. Bayağı bir konuşma yaptık. Bugün içimdekileri aktarma konuşması yaptım. Bayağı iyi oldu. Bir de triceps pozu göstereceğim. Bir de formları yanlış mı yapmalıyız, doğru mu? Bu da sizin genetiğinize göre değişir. Çoğu şey genetiğinize göre değişir yani. İnsanlardan antrenman programı almak yerine, yemek programı almak yerine genetiğinden öne çıkarılan program yemek denmelidir. Daha iyi. Evet. Triceps göstereceğim.
Ve triceps için yapmanız gereken en iyi hareket. Bir dakika. Bak, kol poz çalışmadım hayatımda. Hiç böyle bir tripezim var. Diğer kol. Ya var aslında bu pampsız hali. Pampsız hali böyleyse normal halini düşünün bir de. Yani bayağı bir fark olur. Sıkmadım bir de. Sadece şöyle yasladım. Sıkmadan bile böyle bir triceps antrenmanım var. Kullandığım triceps antrenmandaki hareketler nelerdir onu göstereceğim. Birincisi dumbbell alıyorsun şu hareket. İkincisi şu hareket. Makineyle yapıyorsun. Üçüncüsü de yatarak yapıyorsun şu hareketi. Bu üç hareket yeterlidir. Daha fazlasına gerek yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı unutmayınız. Güzel bir konuşma yaptım ve doğruları söyledim bu konuşmada. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.